İmzala. Hayır. Lütfen. Lütfen. Ben bu işe hayatımı verdim. Ya imzalarsın ya da aileni bu çiftliğe gömerim. Kapılkaya getiren ne? Teşekkürler. Joaquin'in sana bir paketi var. Bana mı? Hı hı. Neden ben? Çünkü Nouveau-Lare dolusun. Raziel'in karargahının ve Körfez çetesinin olduğu yer. Seni bu yüzden istiyoruz. Don Joaquin, emrini söyle. Körfez'de hala yakın arkadaşın var mı? Birkaç kişi var Joaquin. Eski mahallemden tanıdığım herkes Raziel'in yanında çalışır. Bahsettiğin emeler bunlar mı? Körfez'in silahlı kanadı. Amerikalı ve İsrailler tarafından eğitildiler. Benimle gelin. Patron sizi bekliyor. Tamam efendim. Emirlerini doğrudan El Cano'dan alırlar. Onun gibi elit askerler.
Sizin için ne yapabilirim? Chicago'ya kokain göndermek istiyorum. Senin aracılığınla taşımak istiyorum. Artık bizimle iş yapmak istemediğini sanıyordum. Federasyona katılmak istemediğin için mi? Bence iş iştir Raziel. Senin de sebeplerin var. Tünellerine ne oldu peki? Çalışıyorlar. Ama Chicago için en iyi yol seninki. Sen ne diyorsun? Her ay en fazla 10 ton geçirebilirsiniz. Size depo ve gümrükte bağlantı sağlarız. Ama kamyon ve adamlar sizden. Sonunda karın %30'unu alırız. Federasyon narkotikle doğrudan temas halinde. Artık gümrükteki bağlantılarınıza ihtiyaç yok. Tek gereken depolar. %7 veririz. Anlaştık. %7 olsun. Operasyondan La Muñeca sorumlu olacak. Gözünüzü çaponun adamının üstünden ayırmayın. Bana pek güvenilir görünmedi. Gidelim. Bu telefona yalnız bakacağım. Evet. Alo Conrado. Sana bir hediyem var. Bu cömertliğinin sebebi ne? Raziel boyun eğmek istemiyor. Federasyonun istikrarı için bir tehdit. Onu sana vereceğim. Ve Nuevo Laredo'yu ben alacağım. Geliyorlar. Kımılda, kımılda. Her şey yolunda Joaquin. Şu anda ilk parti gidiyor. Ama diğeri biraz zor olacak. Bizi takip ediyorlar. Artık içeri girdin. Zor olan buydu. Beni haberdar etmeye devam et. Emredersin. Lanet olası. Yoksa korkudan altını mı pislettin bu Neka? Ben de sizi arıyordum. Nasıl gidiyor? Hey, nasılsın? Hadi itsene, ne duruyorsun bu Neka? Hadi içsene, ne duruyorsun bu Neka? Hadi hadi iç. Hadi. Çok iyi. Öldüğümde mezarıma Mariana'dan bir haçtaki. Şimdi kendim için bir şarkı yazacağım. Şerefine müreka. Seni sevgilime çaldığın için hiç affetmedim. Şaka mı yapıyorsun? Ruby mi? Bunun için teşekkür etmelisin. Öyleyse gelip şimdiki karımdan kurtulmam için de yardım et. Kendine yeni bir kadın mı buldun? Güvenli eve yaklaşıyoruz. Durup silahlarımızı çıkarmalı mıyız? Al. Yo
İşte ilk teslimat için anlaştığımız ödeme. Don Joaquin teşekkür ediyor. Sen de ona et. Göndermeye devam ettikçe payınızı alacaksınız. Konuşabilir miyiz? Don Joaquin'in planlarını biliyor musun? Bak, patron sensin. Ama şu emeler bizden daha iyi eğitimliler ve sayıları da daha fazla. Şansımızı fazla zorluyoruz. Sen de biliyorsun, adamlarımızı gönderirse geri dönme şansları fazla değil. Bizim avantajımız pusu olacak. Anlıyorum. Ama zayıflığımız da bölgemiz olmaması. Tüm bölgeyi ve insanları kontrol ediyorlar. Doğru. Ama adamlarımız da korkup geri çekilmeyecektir. Değil mi? Asla. Onlara yardım etmeyen insanların evlerini yakıyorlar. Çıldırmışlar. R1, R1. Cumartesi için müzik grubu ayarlandı. Harikasın. Parti mi var? Evet, patronun çiftliğinde. Oradaki partiler muhteşem olur. Bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Federal polis ve ordu Rasier'i tutuklamaya gelecek. Liderlerinin yakalanması ve partinin kaosu Nuevo Laredo'yu ele geçirmek için mükemmel fırsat. Peki ya Tony Tormenta? Kardeşi hapse girince onun da federasyona katılmaktan başka seçeneği yok. Körfez gruplarıyla çakışan bir işimiz yok. Onları öldürmeye gerek yok. Bizimle olmayan bize karşı demektir. Bu yaptığımız şeye genişleme denir. Federasyonun Meksika'daki bütün işi ele geçirmesi zorunlu. Gücümüzü göstermeliyiz. Artık bunun için zaman geldi. Tamam. Parti ne zaman? Federal polis ve ordu timleri bizden önce işte bu noktadan girecek. Her iki taraftan da saldırmak için bekleyeceğiz. Aleriero ve timi Nuevo León tarafından gelecek. Minya kadar içeriden diğerlerini halledecek.
sizi aldık. İşaretimi bekleyin. Şu anda Nuevo Laredo'ya gidiyoruz. Haber vereceğiz. Anlaşıldı. Ayak gördün değil mi? Hadi. Tamam tamam. Tamam. Hadi gel. Pekala. Çok güzel dünya kurmuş ha. Sen de. İşte. Evet. Polis Vasili yakaladı. Hemen destek gönderin. Kımıldayın aptallar. Lanet olsun, çabuk olun. Buraya destek gönderin. Polis Vasili yakaladı. Anlaşıldı. Sizden haber bekleyeceğiz. Girin. Tony'nin çiftliğine gidin ve ele geçirin. Kımıldayın. Parti başlıyor. Gidelim, yürüyün. Hadi. Patronu yakaladılar. Patronu yakaladılar. Pislik noktası baskı yedik. Bize acilen destek gerekiyor. Patronu yakaladılar. Canlarını okuyoruz. Konvoyla güvenli eve varmak üzereyiz. Hadi
Rasiyel'in bölgesini kontrol etmek zorundayız. En önemlisi Rasiyel'in evinin ele geçirilmesi. Efendim, bütün güvenli evlere baskın düzenledik. Şu anda Rasiyel'inkine girmek üzereyiz. Tony, Tormenta'yı canlı istiyorum. Ano! Ano! Efendim, Sinaloa karteli şehri ele geçiriyor. Lanet olası pislikler! Burada elimizden kaçtılar. Kendi bölgemizi savunalım. Yeni patronun El Chapo Guzman. Anladın mı? Efendim, güvenli evler teker teker düşüyor. Kilit noktalara yerleşin. 5. caddeyi ve otobana çıkan bütün yolları tutun. Ben gelene kadar tankı çıkar. Saldırıya uğradık. Her yerden saldırmaya başladılar. Ben La Moneca. Bizi takip ediyorlar. Arriero'nun dediğine göre tüm adamlarını öldürmüşler. Geri çekilin! Bu da ne?
Dön gerizekalı! Çabuk! Gidelim! Hepinizin canı cehenneme pislikler! Çok fazla adam kaybettik efendim. Tam bir katliam oldu. Geri çekiliyoruz efendim. Laono efendim. Demeler karşılık verdiler ve sayıları çok fazla. Böyle devam edemeyiz. Efendim, duydunuz mu? Geri çekilin. Federasyonun köpeklerini çok iyi geri püskürttünüz. Onlarla hesaplaşmanın bir yolunu bulacağız. Bu artık bir savaş. Ve savaşta kararları ordu verir. Yanlış anlama Kano. Sen kardeşimin sağ kolu olabilirsin. Ama kardeşimin yokluğunda patron benim. Biz olmasaydık şu anda El Chapo'nun elinde olacaktın. Artık yapabileceğin en iyi şey Matamoros'taki işlerle ilgilenmek. Bunun dışındakileri biz hallederiz. Öldürün şu pisliği. Kaldırın. Atın şunu köprüden. Hayır, hayır. Ne duruyorsunuz? Yalvarırım. Emeler adamlarımızı öldürmenin yanı sıra Chicago'ya giden malları engelledi ve kamyonlarımızı yaktılar. Chente ve Rodolfo ile buluş. Uyuşturucuyu Juarez'den göndermenin bir yolunu bulsunlar. Onlara olanları anlatsın, sonra şahsen konuşuruz. Her zaman patronun sen olduğunu söylerim. Ama bu defa ölümü gördüm. Ben de. O pislikler hiç kolay hedef değil. Raciel Cardenas'ın tutuklanması... Hükümetin uyuşturucu baronlarına yürüttüğü kararlılığın bir göstergesidir. Liderleri olmadan Körfez karteli gücünü büyük oranda yitirecektir. Bugün çeteler arasında çıkan çatışmalar... Kediden kurtuldun ama kaplan uyandı. Uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmaların ardından geriye işte bu kanlı görüntüler kaldı. El Cano Raciel'den daha iyi bir lider. Beklediğimden daha çabuk ayağa kalktı. Şimdi ne yapacağız? Bu bir savaş. Köprüden sarkan cesedin yanında El Chapo'ya yönelik şöyle bir mesaj var. Chapo öldürmemiz için daha fazla... Ve kazanacağız. Sokaklara yayılan bu çatışmaların sonu gelecek gibi görünüyor. Aa,
Sana delilik demiştim. Çok fazla para, silah ve adam kaybettik. Bu savaş Elcano ve Emeler'in en büyük düşmanımız olduğunu gösterdi. Bu yüzden işlerini bitirmek zorundayız. Başka yolu yok. Dur. Federasyona katılırsak barış gelişini ve gelirlerini artacağını söylemiştin. Şimdi bizi kendinle birlikte lanet olası bir savaşa sürüklüyorsun. Bu kimsenin işine yaramaz. Herkes zarar edecek. Sen kendi adına konuş Rodolfo. Emeler. Onlar gerçek askerler. Sizin gibi başkalarının parasıyla hırsız polis oyunu oynayan tipler değil. Kardeşini sakinleştir. Rodolfo. Otur. Kusura bakma. Artık lafını bölmeyecek. Eğer bunu bitirecek cesaretiniz yoksa bu büyük bir kayıp olacaktır. Eğer bitirirsek bu en iyi yatırımımız olur. Nuevo Laredo Körfez'in en büyük kalesi. Orayı ele geçirmeliyiz. Şimdilik yapacağımız strateji değiştirmek olacak. Onları köşeye sıkıştıracağız. Biz daha fazlayız. Onların sadece Michoacán ailesi var. Bunun için de ortaklarını, Nazario'yu yanımıza çekeceğiz. Ben artık bu saçmalığa katılmayacağım. Kardeşin karılarımdan daha çok sızlanıyor. Kardeşim, bana daha fazla sorun çıkarma. Git özür dile. Aklına bile getirme. O pislik hapishaneden kaçtı diye dünyanın sahibi olduğunu sanıyor. Biz olmasak Chicago'ya 1 kilo bile mal gönderemeyeceğini bilmiyor mu sence? Bak, şu anda onu karşımıza almak işimize gelmez. İçeride ya da dışarıda. El Chapo bizden güçlü. Dostum, bir tane de. İstiyor musun? Yok, yeterli. Jaguar. Orada söylediklerim patronunla ilgili fikirlerimdi. Sizin de bir sorunum yok. Tamam mı? Önemli değil. Patronunun borcu senin borcun. Juliana, ne işin var burada? Sana evde kalmanı söyledim. Hadi, hadi kalk, kalk dedim. Yürü, kalk. Yürü dedim. Hadi, yürü dedim. Söylesene, neler oluyor? Sana mesaj bırakıp gelemeyeceğimizi söylemiştim. Ne oldu?
Haber bekliyoruz. En iyisi henüz başlamadı.